Herkese selamlar dostlar. 22 Ekim 2020 iddia tahminleriyle hepinize merhaba. Bugün için 4 tane maç seçtim. 2 kupon haline getirdim. Kuponları vermeden önce 21 Ekim bizim için güzel geçtiğini söylemek gerekir. Kuponumuz kazandı. Youtube'da 2 tane kupon vermiştim. Bir tanesi olan bu kuponumuz Leipzig Başakşehir ve PSG maçları kazanmıştır. Değerlendiren arkadaşlara tebrikler. Aynı şekilde yarının videosunu çektiğim zaman ben sizlere katıl butonundan bir tane kupon göstermiştim en baştaki zaten video içinde değerlendirmek isteyenler böyle video ortasında bazen maçlar başlamadan gösteriyorum. O kuponumuz da kazanmıştır. Onu da söyleyeyim. Değerlendiren arkadaşlara tebrikler. Hayırlı olsun diyelim. iki tane kuponumuz kazanmıştır. 21 Ekim bizim için güzel geçtik. Karlı kapattığımızı söyleyebilirim Şampiyonlar Ligi'nde. Aynı şekilde bugünün maçları da başladı. Ee, Şaktar maçına bakayım hatta. Şaktar 1-0 gol atmıştı. Şaktar 3 tane atmış. Ben size demiştim zaten sürpriz olursa Real Madrid'e kesinlikle galibiyetini değerlendirmeyin diye Şaktar'ın golüne girmiştik. Ee, maşallah 3 tane sallamış Salzburg da atmış. Salzburg kalır 1.5 üstte verdik. O da bakalım inşallah gelir şeklinde diyerekten. Şaktar maçında ben katıl butonuna şöyle göstereyim sizlere. Nerede? Salzburg maçına skor da oynadık arkadaşlar. Bugün şöyle fantastik bir tane kupon çıkardım. Sistem 2 şeklinde. Salzburg'a 3-1 skor oynadım. Moskova'nın bir gol atacağını düşünüyordum. Ama şu an Moskova güzel top oynuyor diye düşünüyorum. Ben baktım istatistik olarak da önündeydi. Şöyle fantastik yaptım. Ee, nerede şu kuponu göstereyim size. Deplasman 0.5 üst verdim. Şakların ben gol atacağından emindim. Ve Ajax maçına KG var şeklinde verdim. Bu kuponda muhtemelen gelecektir. Katıl butonunda ekstra olarak verdim. Ee, tek kupon şeklinde diyebilirim ben. Katıl ekstra bir kuponu diyeyim ben size. Bu kuponu verdim muhtemelen gelecektir. Liverpool maçına ben çok güveniyorum. Eğer arkadaşlar katıl butonuna girmek isterseniz burada katıl var. Katıl butonu tıklayın. Bu kanala katılın şeklinde katıl butonu ayrıcalıkları var. Bu videoyu izledikten sonra giriş oynat deyin. Ona göre kademe şeklinde istediğiniz şekilde girebilirsiniz. Onu söyleyeyim sizlere. Instagram'dan da takip etmek isterseniz Kangal Tip şeklinde ve bizimle iletişim iletişim kurmak isterseniz de bu şekilde kurabilirsiniz. Mail, mail yoluyla da kurabilirsiniz. Video açıklamalarında zaten mevcut. Onun dışında direkt ben maçlara geçeyim isterseniz. 4 tane maç seçtim sizlere. 2-2 kupon getirdim. 2-2 kupon haline getirdim. Öncelikle ilk kuponumdan başlayayım. Level Kuzen Villarreal maçını beraber yaptım. Antrep ve Arsenal maçını da ikisi, ikili kombin yaptım. Önce Level Kuzen maçından başladım. İlk kupon ana kupon olarak da bunu görüyorum ben. Şimdi Level Kuzen'i evinde favori görmüşler. Okey. Gayet güzel. Fakat Level Kuzen bu sezon yani Havertz sattığından beri yeni bir transfer yapmadı. Geçen sezonun forvetleri oynuyor. Şik oynuyor ve Alerjo oynuyor arkadaşlar. Ve şunu söyleyeyim ben size. Şik arkadaşlar bu maçta olmayacak sakat durumda. Son maçta yine baktığımız zaman da Alerjo çıktı. Yani ben Level Kuzen'in çok fazla gol atabileceğini kesinlikle düşünmüyorum. Zaten kendi ligine de baktığımız zaman da Level Kuzen daha henüz 2 gol bile atamadı ligde oynadığı maçlara baktığımız zaman da. Yani ben UEFA'da çok fazla bir iş yapabileceğini düşünmüyorum. Şöyle bir e, kesinlikle Level Kuzen taraf bahsine gitmedim. Galip gelebilir mi? Nice'e göre bence gayet daha iyi bir takım, kaliteli bir takım. Gayet e, galip gelebilir. Fakat ben şöyle bir bahis aldım bu maça. Level Kuzen 2.5 alt oynadım. Şurada en altta 1.40 orandan ev sahibi 2.5 alt verdim. Ben bu maçta Level Kuzen tarafının 3 gol atabileceğini düşünmüyorum çok fazla Nice takımı da öyle gol yiyen bir takım değil. Ki baktığımız zaman da onlar da iyi işler çıkarıyor. 3 7 takıma bakarsak şöyle bir Paris'ten 3 yemiş. Paris'ten de normal diyebiliriz biz. Başka bir tane Montpellier'den yemiş 3 tane. Son zamanlarda çok gol yiyen bir takım değil. Leverkusen'in de forveti sakat onu söyleyeyim ben sizlere. Başka sakat falan var mı diye baktığım zaman şu an söyleyeyim size. E, Denim sakat. Florian Wirtz orta sahada önemli bir eksiklik aynı şekilde. E, basmanın zaten sakatlı defansları maşallah yerinde duruyor. Bizim için defansla atan tutan önemli. Nis takımından Leverkusen de atanla atanda sıkıntı var. O yüzden ev sahibi 2.5 alt aldım. 1.40 orandan değerlendirmek isteyenler bu maçı iyi bir şekilde değerlendirebilir. Ben muhtemelen büyük ihtimalle geleceğini düşünüyorum. Onla Villarreal maçını kombinledim. Sivas maçını. Zaten Villarreal 1.20 gibi oran vermişler. Ben Sivas'ın zaten bu maçta gol atar sürpriz yapar gibi yani sürprize hiç gitmeyeceğim. Sivas Spor galip gelmesi zor olduğunu düşünüyorum ben. Ee, son zamanlarda ligde de iyi gidiyor. Zaten oynadığı takımlar kalite olarak da Villarreal'in çok altında olduğunu düşünüyorum ben Sivas'ın zaten. Ki zaten grubuna baktığımız zaman da en zor rakibi Villarreal takımı. Muhtemelen Villarreal kendi evinde galip gelecektir. Galibiyetini oynadım. Fakat şöyle söyleyeyim ben size. Bu maçta da 5 tane gol olacağını kesinlikle düşünmüyorum. O yüzden maç sonu bir 4.5 alt yaptım. Oran 1.60'a kadar çıkıyor. Muhtemelen 2.5 3 olacaktır. Fakat maksimum şöyle 3-1 biter diye düşünüyorum. Maksimum 4.5 alt yani 5 gol çıkmaz diye düşünüyorum. Maç sonu bir 4.5 alt yaparaktan da 1.60 gibi orandan aldım. Baktığımız zaman Villarreal'de Moreno arkadaşlar sakat sakatlığı devam ediyor ve Pervis Espinahan arkadaşlar defans hattında sakat olarak gözüküyor Villarreal takımında. Sivasa baktığımız zaman Erdoğan Yeşilyurt ve başka şöyle önemli bir sakatlık Apindan Doy var arkadaşlar. Başka defans hattında. Başka önemli bir sakatlık yok her iki takımda da. Dediğim gibi Villarreal takımı zaten ligde ya biraz inişli çıkışlı bir takım kendi liginde. Onu söyleyeyim. Emery ile birlikte ben e, UEFA'da iyi bir iş çıkaracağını düşünüyorum ben. Galip gelecektir fakat da 5 golde bu maçta çıkmaz diye düşünüyorum. Maç sonu 1.4.5 4 yaparaktan ilk kuponum şu şekilde sizlere göstereyim. Ana kupon olaraktan bunu gösterebilirim arkadaşlar. 2.24'lük 24lük oranı var. Level Kuzen maçına dedim ki Level Kuzen bu maçta 3 gol atamaz. Ev sahibi 2.5 alt 1.40 gibi bir oranı var. Villarreal de bu maçı galip gelir. Fakat maçta toplam olaraktan 5 tane gol çıkmaz diye düşünüyorum. Maç sonu 1.4.5 alt şeklinde 1.60'lık orandan önerdim sizlere. Diğer karşılaşmamız Arsenal maçının hakkında konuşalım biraz bu maç hakkında şunu söyleyeyim. Arsenal'ın çıkacağı kadroya bakın. Genelde böyle takımlar, büyük takımlar özellikle UEFA'ya çıktığı zaman da kadroları yedek bırakıyor. Onu söyleyeyim ben size. Mesela Roma'nın maçı var. Galip gelebilir. Fakat 1.85'ten onu açmışlar. Fakat kadro kadro olaraktan Zeko oynayacak mı? İlk 11 oyuncular oynayacak mı? Bunlara bakın. Aynı şekilde Tottenham'ın maçı var. Ona bakın aynı şekilde. Hoffenheim'de Kramaric aynı şekilde oynuyor mu, oynamıyor mu? Ona bakın. Ya yani büyük takımların büyük topçuları bu maçlarda genelde sakat e, sakat diyorum. Oynamıyor. Çünkü kademe olaraktan da zaten birbirleriyle aşırı fark olan takımlar yedek çıkıyorlar. Yedek çıktıkları zaman da sürpriz oluyor maçlarda. Kadroya bakın diye bir önerim var sizlere. Arsenal maçında şunu söyleyeyim. Ben Arsenal maçlarını takip ediyorum zaten. Gol yollarında, bitirme yollarında sıkıntı çeken bir takım. Arsenal takımı. Rapid Wien de iyi bir takım olduğunu söylemek gerekir Rapid Wien'in. Kalite olarak elbette Arsenal daha önde. Bunu söylemeye zaten gerek yok. Ben bu maçta şöyle bir tahmin yaptım. Deplasman 2.5 alt aldım. Yine bu maçta Arsenal'ın ben 3 gol atabileceğini düşünmüyorum. 2.5 üst gelir mi totalde? Gelebilir. Rapid Wien atabilir. Bir şekilde üst olur. Mesela bugün Real Madrid 3-0'a yeniliyor mesela. Sürpriz çıkabilir. O yüzden ben büyük takımların Böyle maçlarda taraf bahsine kesinlikle gitmenizi önermem. Arsenal'ın ben sakat cezalı olarak baktığım zaman Şöyle bakayım Sakatı cezalısı ne durumda ee, Şöyle önemli e, Sezon başından beri sakat isimler devam ediyor Önemli bir sakat yok Fakat kadro olarak da nasıl bir kadro çıkacak o gerçekten önemli O yüzden ben Arsenal'lar Hücum anlamında biraz sıkıntı çektim Özellikle hücum anlamında demeyeyim yanlış olur Hücuma çıkıyor fakat bitiricilik anlamında Biraz sıkıntı yaşayan bir takım Ligde de baktığımız zaman da son maçlarda gol atmakta zorlanan bir takım var e, Sadece şu an ilk maçında 3 gol attı Fulan -on maçında. Onun dışında 3 gol attı benim karşılaşma yok. Ben bu karşılaşmada da dediğim gibi Arsenal'ın 2.5 altına aldım. Bu maçta Arsenal 3 gol atamaz. 1.35 orandan değerlendirebilirsiniz. Ki bu maçı da kombinlediğimiz zaman oran yüksek oluyor yine. Antrebi maçıyla kombinledim. Şimdi her iki takıma baktığımız zaman da her iki takım baktığımız zaman da son maçlarına baktığımız zaman son 3 maçında 10 tane gol atmış. 3 tane gol yemiş arkadaşlar. Deplasman takımı. Golcü bir takım. Aynı şekilde eve baktığımız zaman da ev evde kendi liginde gol atan bir takım. Kendi evinde özellikle gol atan bir takım. Son karşılaşma baktığımız zaman da kendi evinde 6 tane gol atmış. 6, 8 tane gol atmış. Ben bu karşılaşmada şöyle bir taraf bahsinden kaçındım. Gol bahsine yöneldim. Sakat cezalı olarak da baktığımız zaman da ev sahibinin önemli bir sakatlık yok. Deplasmanda ise sadece orta sahada Alexis de Sart arkadaşlar sakat olaraktan gözüküyor. İlk 11 oyuncusu kendisi. Bu maçta da ben KG var bahsi yaptım arkadaşlar. Her iki takımın da birbirine gol atabileceğini düşünüyorum. Maçlar hakkında sizler de yorum yapabilirsiniz. Bekliyorum sizlerin de yorumunu. varın oranı 1.65 bence gelir diye düşünüyorum. Ee, çok fazla misli basmanıza gerek yok. Bu kuponu da göstereyim ben sizlere şöyle. Bu kupon da bu şekilde 2.23'lük kombinledim. 2 kombin yaptım. 2 kupon çıkardım sizlere. Ee, dediğim gibi değerlendirmek isteyen arkadaşlar değerlendirebilirler. İki tane kupon çıkardım. Ana kuponum bu arkadaşlar. Gelmesini beklediğim kupon bu şekilde. İki tane kupon çıkardım. Lebel Kuzen 3 gol atamaz dedim. 2.5 alt. Villarreal'e baktığımız zaman maç sonu bir 4.5 alt şeklinde verdim. Diğer kuponumuz da Arsenal maçı 2.5 alt. Antrenman maçına da baktığımız zaman her iki takımın da birbirine gol atabileceğini düşünüyorum. O yüzden 1.65'ten KG var aldım. Büyük maçlara bayıs almadan önce kadro açıklanmasını kesinlikle bekleyin arkadaşlar. Onu söyleyeyim ben size. Videoya like atıp maçlar hakkında sizlerin de yorum ve görüşlerinizle yoruma bekliyorum. Ee, video like atıp kanala abone değilseniz de abone olursanız sevinirim. Herkese başarılar diliyorum.